2019 yılında trafik kazası sonucu omuz iltihası oldu. Yaklaşık 11 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyorum. Tabii ki de insanın hayatı tamamen değişiyor. Benim de hayatım tamamen değişti. Ve bir şekilde bir yol arayışına giriyorsunuz. Yüksekten düşme nedeniyle omurilik felci oldum ve 2001 yılından bu yana tekerlekli sandalye kullanıyorum. Bir şekilde çözüm bulmak zorundayım bazı zorluklarla karşılaştığım zaman ki hayat devam edebilsin. Ben o anlamda belki de kişilik yapımla alakalı çözüm üretiyorum. Eğer bir problemle karşılaştıysam onu alternatif nasıl çözebilirim diye düşünüyorum otomatik olarak. O yüzden kendi adıma bir şekilde daha kolaylaştırıyorum işleri. Engelsiz olmaya çalışıyorum ki engelsizim ama hayatınızda önünüze bir sürü engeller çıkıyor. Mimari engeller, nasıl desem insanların ters bakışı. Bunlar tamamen sizi olumsuz etkiliyor ama bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyorsunuz. Sadece 3 aralığa özel değil, biz zaten hayatı birlikte paylaşıyoruz. Bunu genele tabii ki de yaymak gerekiyor. Sadece o güne birilerini spor yapmak, o gün anmak, biz evet farkındayız demek hiçbir gün için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yürüyemiyorum ama tekerleklerim var. Ben de tekerleklerimi çevirerek hayata devam etmeye çalışıyorum. Çoğu insana da bu mesajı vermeye çalışıyorum. Çünkü ne kadar üzülseniz de, ağlasanız da hiçbir şey değişmiyor. Bir şekilde o psikolojiden çıkmanız lazım. Sporlu olur, gezmekle olur ya da nasıl diyeyim, dernekte gönüllülük yapmakla olur. Bir şeylere, bir insana faydalı olmak hedefiyle ilerlerse bence gayet her şey olumlu yönde olur.